Engel Sesiniz programından yeniden herkese merhaba. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç ile birlikte sunduğumuz programımızda bu hafta yine çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkiye Beyaz Ay Derneği Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular bizimle birlikte. Füsun Hanım, hoş geldiniz merhaba, programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler bu güzel davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için. Çok böylesine önemli bir görevi üstlenen Füsun Koyunluları kısaca tanıyabilir miyiz acaba? Çok kısaca bahsetmek gerekirse Bursalı bir Bursa sevdalısı olarak kendimi ben tanımlıyorum. Asıl işim tekstil benim. Tekstil ve konfeksiyon uzun yıllar uğraştım. Ama daha sonra uzun yıllarda yurt dışında kaldım. Yurt dışından döndükten sonra böyle kendimde bir şey oldu. Kendimi dinleme, neler yapabilirim, biraz da kendim ve toplum için neler yapabilirim düşüncesiyle dernek yönetimindeki bir arkadaşımla böyle bir konuşmamız vesile oldu ve beni bu Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin içine çekti. Sağ olsun genel başkanımız da Bursa'daki hem onursal başkanımız Zafer Hıdıroğlu. Onların da desteğiyle ben 3 senedir dernek faaliyetlerini yürütüyorum. Kasım ayından beri de şube başkanlığı görevini sağ olsunlar bana layık gördüler. Asıl işim dediğim gibi yani işletme ve pazarlama okudum. Çok olayın dışındaydım ama girince gerçekten insan birileri için bir şeyler yapabildiği zaman inanılmaz bir haz alıyor. Evet. Ve daha sonrasında da gerçekten bırakamıyorsunuz. Ben buradan herkese tavsiye ediyorum. Yani etrafında bu tarz faaliyetler olan, dernekler olan, kurumlar olan insan herkes gitsin. İş güç bir yere kadar ama gerçekten manevi destek açısından çok önemli, çok dinlendiriyor. Evet, gerçekten birilerinin tebessüm etmesine katkı sağlamak mutlaka çok güzel bir duygu gerçekten. O bütün yorgunluğu alıyor. Bir teşekkür, bir güler yüz, küçük bir çocuğun size sarılıp teşekkür etmesi gerçekten o bambaşka bir duygu. Çok evet, önemli bir sosyal mesajı oldu bu Füsun Hanım. Gerçekten izleyicilerimizin dilerim herkes adına bunu yaşar. İnşallah. O zaman bu duyguları size yaşatmakta aracı olan Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin tarihçesinden biraz bahsedelim. Ne zaman, evet, ne amaçla kuruldu? Çok ilginç. Ondan kısaca bahsedelim. Bizim derneğimizin kurucu başkanımız Lokman Ayva aslında kendisi görme engelli. Evet. Şimdi onlar 88 yılında bir avuç işte görme engelli arkadaşlarıyla birlikte böyle bir ilk olarak kitap okuma, işte piknikler, söyleşiler vesaire böyle bir şey yapıyorlar. Toplanıyorlar kendi aralarında. Daha sonra işte her geçen gün katılımlar arttınca bu sefer hani biraz daha fazla bir şeyler yapalım diyorlar. 92 yılında ilk olarak Beyaz Ay Çalışma Grubu olarak faaliyete başlıyoruz biz. Daha sonra bir tüzel çalışma grubu kuruluyor. Bu tüzellikle birlikte de işte Türkiye'deki ilk görme engelli bilgisayar laboratuvarı kuruluyor mesela. Türkiye'de bir ilk bu. Daha sonra işte İngilizce grupları falan kuruluyor ve görme engelliler ilk defa buralardan sertifika alıyorlar, kurslardan işte eğitim hayatına atılıyorlar. Akabinde de 2007 yılında biz kamu yararını dernek olarak faaliyet göstermeye başlıyoruz. O yüzden Türkiye Beyaz Ay Derneği'yiz. Biz evet, yani başında herkesin kamu yararına dernek olduğumuz için. Çok zor için, kamu yararı almak, evet, çok zor. Biz de Türkiye başımızda yani Türkiye Beyaz Ay Derneği'yiz. Şimdi köklü değişimle birlikte her türlü sadece görme engelliler değil bütün engelli katmanlarına ulaşmaya başlıyoruz bu sefer. Bu çok önemli. Yani Beyaz Ay işte Tataristan'dan, Azerbaycan'dan ta işte Avrupa'nın Hollanda'sına, efendime söyleyeyim Danimarka'sına kadar şubeleri olan ya yani herkese elini uzatmaya çalışan, işte eğitim vermeye çalışan, yanında olmaya çalışan bir dernek haline dönüşüyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Yani buradaki temel hedefimiz bizim engellinin eğitim ve yaşam kalitesini yükseltmek aslına bakarsınız. Hı hı. Ana hedefimiz bunlar. Hı hı. Şunu sormak istiyorum Füsun Hanım. Sadece görme engellilere yönelik hizmetleriniz
sürmüyor değil mi? Diğer engelli gruplarına da hizmetiniz devam ediyor. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Genel başkanınızın çünkü... evet, hep toplumda evet, böyle bir algı var. Algı var. Evet, evet, görme engelli oluşundan dolayı sanki sadece görme engelli bireylere hizmet ediyormuş gibi bir algı var. Evet, çok teşekkür ederim. Bunu da iyi ki sordunuz, açmak isterim. Şimdi biz... bununla beraber hizmet alanlarını da açarsanız... Tabii, tabii. Hep oluruz. Birlikte ondan da kısaca bahsedelim. Şimdi biz de görme, işitme, konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı engelli hale dönüşmüş tüm bireylere hizmet veren bir derneğiz biz aslında. Yani evet, sadece tüm engel gruplarını kapsıyor. Aynen, aynen. Evet. Yani engelli, bu saydığım engelli kitlesini hedef alıyoruz. Ama öte yandan da şöyle bir şey de var. Bunun dışında engelli yakınları, bunlarla ilgili işte kurumlar, toplumun kurumlarla birlikte yani toplumun genelini bilinçlendirmek, bilgilendirme çalışmaları da yapmaktayız. Yani hizmet alanlarımız bunlar ama bunun yanı sıra yani ben size derneğimle ilgili 5 ana başlık söyleyecek olursam Türkiye Beyaz Ay Derneği neler yapar diye işte eğitim çalışmaları yapar, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapar toplumda duyarlılık kazandırabilmek için, farkındalık oluşturur. Destek hizmetlerimiz var ve uluslararası faaliyetlerimiz var. Biliyorsunuz yani her geçen gün dünyanın pek çok ülkesinde yeni keşifler yapılıyor. Engelliler için yeni icatlar var, işte yeni tedavi yöntemleri var. Her geçen gün bir takım yenilikler var. Biz aynı zamanda uluslararası anlamda da bunların takipçisiyiz. Ülkemizde de işte bu kazanımları ülkemizdeki insanlarla da paylaşmayı hedefliyoruz, paylaşıyoruz da. Peki üye olmayı düşünen bireyler için neler söyleyeceksiniz? Derneğinize üye olmak için hangi şartlar gerekiyor? Şimdi üye olmak için aslında çok farklı bir şart aramıyoruz. Biz de diğer dernekler gibi üyelerin işte yasalarla belirlenmiş olan o klasik şartlar var. İşte efendime söyleyeyim 18 yaşını bitirmiş olmak. Bunların yanı sıra benim başkan olarak bir şeyim var kendi derneğimde öyle söyleyeyim. Gönüllülük esasına dayalı yani çalışmayı kendine felsefe edinmiş. Bundan bıkıp usanmayacak çünkü gerçekten bizim işimiz zor. Biz parayla insan çalıştırmıyoruz. Biz gönüllü insan çalıştırıyoruz. Gerçekten bundan haz alan... Efendime söyleyeyim bundan mutluluk duyabilecek insanlarla bir aradayız biz. Mesaisini ayırabilecek bize. O çok önemli. O zaman özverili bireyler aynen. Olması gerekiyor. Bu tarz olan herkes bizim kapımız açık. Çok mutlu oluruz birlikte çalışmaktan. Sizin evet. Enerjiniz o kadar güzel ki Füsun Hanım. Çok teşekkür ederim. Eminim ki ekibiniz de sizden hepsi, oldukça fazla enerji alıyorlardır. Hepsi öyle. Hepsi çok çok özverili. Bütün arkadaşlarım öyle. Zaten bizim işimiz bir takım işi. Evet. Asla tek başına bir iş olmuyor. Biz birlikte oturuyoruz, birlikte düşünüyoruz, konuşuyoruz neler yapabiliriz, kim nereye dağılır, kim hangi işi kotarır. Hep toplantılarımızda o yüksek enerjiden zaten kaynaklanıyor. Heyecanımız evet. Var bizim. Sizin bir engeliniz var mı ya da yakınınızda bir engelli var mı? Ali Bey, birinci derece bir engellim yok. Ama yaşlı anneannemiz vardı, ondan bahsedeyim. 94 yaşında kaybetti, geçen Haziran ayında kendisini. Biz birlikte yaşıyorduk. Ona istinaden insan gerçekten son bir senesi yatağa bağımlı geçince... engelliye karşı ve engelli yakınına karşı insanda farklı bir empati oluyor aslında. Daha iyi anlayabiliyorsunuz daha duyarlı, onları. Hem engelliyi çok daha iyi anlıyorsunuz hem engellinin yakınını çok daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü engelli ve ailesi bir bütün. Evet. Özellikle Türkiye'de bu çok önemli. Engelli biliyoruz hepimiz işte. Çocuğu var, çocuğunu çıkarmıyor, evde saklıyor ya da çıkaramıyor. O da bağımlı kalıyor, o da çok büyük sıkıntılar çekiyor. Şimdi biz pek çok faaliyetimizde de aslında yani sadece engelliye değil, engellinin işte yakınlarıyla birlikte bir şeyler yapmayı hedefliyoruz ki daha geniş bir kitleye ulaşalım. Peki şunu sorabilir miyim? Sizce toplumun bakış açısında bir
değişme söz konusu mu engellilere yönelik bakışta, bir farklılık, bir iyileşme söz konusu mu? Bence söz konusu. Şöyle yani geçmiş yıllara baktığımız zaman ve diğer işte ülkelerle karşılaştırma yaptığımız zaman bizde şu anda yürürlükte olan bu pozitif ayrımcılık işte engelliye, anneye, çocuklara yönelik bunlardan sonra gerçekten var. Bizim Türk toplumu olarak bir de şey var, hani iyi niyet var ama insanlar işte yapmayı beceremiyor ama niyet iyi. Ben onu da her şeye rağmen çok olumlu bakıyorum. Niyetin iyi olması da çok güzel bir şey. Ama inanıyorum yani yavaş yavaş işte bu nasıl diyeyim, kamusal işte mekanların bu değişime döndürülmesi, evet, işte erişebilir olması, yapılan düzenlemeler, efendim kanunlarda yapılan düzenlemeler, insanların daha bilinçleniyor olması, ki bunda işte etken siz, ben ve benim gibi insanlar çok önemli, bize çok büyük rol düşüyor burada. İşte biz birazcık daha böyle taşın altına elimizde koyarsak, biraz daha toplumda duyarlılığı sağlarsak, inanıyorum 3-5 sene içerisinde çok daha güzel şeyler yapılacak ülkemizde. İnşallah. Yayın öncesi bir yüzdelemeden bahsetmiştiniz. Evet, hani evet, dikkatimi çekti. Engelli bir bireyle yaşamını sürdürmek isteyenlerle istemeyenler arasında bir araştırma, anket yapılıp yüzdeleme sonuçlarını bahsetmiştiniz. Evet, biraz evet, onları da birazcık onlardan da bahsedelim. Gerçekten o çok çok önemli. Şimdi bizim derneğimiz böyle zaman zaman genel merkezimiz araştırmalar yaptırıyor Türkiye çapında. Biliyorsunuz Türkiye'de %13 engelli var. Yani bu küçük bir rakam değil, gerçekten ciddi bir rakam. Ama toplumda yani görebildiğimiz, aslında bakıyoruz çok fazla yok diyoruz ama hep işte şey saklanmış belki de, ya da işte eğitim alamamış. Bir yerlerde biz bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi tutuyoruz. Şimdi bu araştırmalar bu açıdan önemli. Yani size de söylemişim, rakamlar gerçekten çok büyük. Şimdi dedik ya az önce, iyi niyet var. Şimdi herkes de var, bir şey yapayım diyor. Şimdi Türkiye'de engellerle nasıl iletişim kuracağını bilmeyen %54 var. Çok önemli. Evet, ondan çok sonra engelliyi tanımaya yönelik hiçbir çalışma yapmamış bugüne kadar bir %78 var. Korkunç bir rakam. Çok yine çok engelli, hiç arkadaşı olmayan olmamış işte %50.8 var. Öte yandan engellilerle ilgili hiçbir şey merak etmeyen bir %31.6'lık bir kesim var. Yine engelliye yönelik çalışmalar var ama biz bunları yetersiz buluyoruz diyen bir %80 var. Evet. Oranlar gerçekten... Oranlar bu şekilde. Şimdi biz çok özür diliyorum. Biz ne diyoruz? Herkesin bir engelli arkadaşı olsun diyoruz. Evet. İşte neden? Bu sebeplerden dolayı. Yani eğer bir engelli arkadaşımız, yakınımızda birisi, bir komşumuz, birileri olursa biz çok daha iyi anlıyoruz onları. Evet. Şöyle bir ilave yapabilir miyim? Aslında bu istatistiklerin yüksek çıkmasının şöyle temel nedeni, engellilik bilincinin toplumumuzda maalesef yer almaması. Yani annesinde, babasında ya da akrabasında, komşusunda herhangi bir süreyen hastalığı olan, kronik hastalığı olan, onlar da engelli grubuna giriyorlar. Tabii, evet. Ama bunun engelli grubuna girdiğini bilmedikleri için ben eminim birçoğu bu yüzden, sanırım %78'lik bir dilim bu. Çok yüksek ciddi çıkmasının evet, temel nedeni bu. Maalesef engellilik bilincini daha toplum olarak, ülke olarak ulaşamadığımızı bu gösteriyor. Bu biraz üzücü ama yapılan çalışmalar, özellikle sizin gibi büyük derneklerin ve de gönüllülerin, sağlıklı bireylerin gönüllü olarak çalışmaları bu bilinci arttıracaktır. Bir şey de vaktimiz varsa bahsetmek isterim. Yani buyurun. Bu rakamlar gerçekten önemli. Halkımız da bilsin isterim. Şimdi engelliye ayrı soruyorlar, engelsize ayrı yine soruluyor. Bu tip anketler hı-hı, yaptırıyorlar. Şimdi engelliler istiyorlar ki işte biz bir arada oturalım. Şimdi bir anekdot anlatmak isterim size. Buyurun lütfen. Bizim genel başkanımız Lokman abi, işte bahsettim, görme engelli. Şimdi o bir televizyon programında anlatıyor. Diyor ki, ya diyor, ben diyor
görmüyorum diyor, size bulaşmaz benim diyor, ben size ne yaptım ki diyor, beni istemiyorsunuz hani sitenizde, mahallenizde. Gerçekten böyle yani engellik bulaşıcı bir şey değil. Şimdi engeller istiyor ki %53'ü bir arada oturalım, hani siteler, mahalleler engelliye uygun yapılsın ki dünyada da böyle zaten, evet. Bu yani olması gereken bu. Öte yandan %68 de diyor ki engelli komşu falan istemiyorum ben, yani olmasın bizim sitemizde, mahallemizde başımıza dert olur, işte bize problem çıkartır yarın öbür gün. Yani ne söyleyeyim, yine toplu yaşam taşımada %36 engelli hala toplu taşımayla ulaşamıyor, gidemiyor. Öte taraftan bir grupta diyor ki işte bunlar evde otursunlar, dışarı çıkmasınlar, bunun rakamı da engeller evde otursun, evde çalışsın diyen bir %80 var Türkiye'de şu anda. İnanmıyorum yani, çok fazla. Gerçekten çok üzücü. Bilinsizce. Yani zaten engellinin %70'i çalışmıyor şu anda Türkiye'de, yani evde ciddi bir rakam var. Evet. Öte yandan yine engellilerle ilgili mesela not almışım. %80'i toplumdan diyor şey, yani soyutlanmasın, bizimle birlikte yaşasın ama yaptığı hiçbir şey yok. Hani niyet, işte yine orada niyete kilitleniyoruz. Evet. Niyet var, soyutlanmasın ama bu taraftan yapılan bir şey yok. Karşılığı. Uygulama yok. Aynen. Evet. Bu söylediklerinize bir şey ilave etmek istiyorum. Evet, çok hemfikirim düşüncelerinizde. Bu toplumsal bilinci aşılamak adına birazcık daha küçük yaşlardan çocuklarımıza eğitim, tabii, sırasında engelli bireylere yönelik, yaşam tarzlarına yönelik bilinçlendirmek adına bir eğitim verilmiş olursa, en azından daha çocukluk yaştan o eğitimi alırsa büyüdüğü zaman zorluk çekmez. Evet. Çünkü bazı alışkanlıkları maalesef değiştiremiyoruz. Kesinlikle. Belli bir yaştan sonra hani bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur misali. Her ne kadar zorla bir şeyleri aşılamaya çalışsak da, farkındalık sağlamaya çalışsak da, o an için dinliyor gibi yapıp sonrasında yine bildiğini okuyor. Kesinlikle. İnsanlar. Kesinlikle. Yani belki okullarda seçmeli bir ders olarak koyulup, özellikle gönüllülük bilincinin, aynen, de arttırılması, evet, konusunda gelecek nesillere bu ailenin de söylediği gibi böyle aktarılması konusunda çok önemli bir çalışma. Çünkü olur. Küçük çocuklarımız bizlerden çok daha duyarlı. Evet. Büyüklere göre onlar çok daha merhametli ve bir şeyler yapmak istiyorlar. İşte küçük yaşta engelliyle bir arada olup kaynaştığı zaman zaten işte hep diyoruz ya, bugünün küçükleri yarının büyükleri. Bunlar yarın işte doktor olacaklar, avukat olacak, kanunları yapacaklar, müteahhit olacaklar, yolları yapacaklar, binaları yapacaklar. Eğer bugünden biz bu çocuklara bu eğitimi verirsek, yarın zaten sıkıntımız kalmayacak bizim. Bu çocuklar yaptıkları her şeyi toplumda bir engelli sayısını da düşünüp, yani biz bir toplumda bütünüz. Hı hı. Engelli, engelsiz hepimiz birlikte yaşıyoruz. Evet. Ve hepimizin aynı erişimde olması lazım. Aynı erişilebilirlikte olmamız lazım. Hepimizin aynı yerlere gidebiliyor olması lazım. Yani hadi kalkın bir, atıyorum, kahve içmeye gidelim dediğimiz zaman, işte arkadaşımızın tekerlekli sandalyesi var, İşte acaba o kafeye nasıl girer? Nerede oturtturabiliriz? Ya da lavaboya gitmek isterse oranın lavabosu acaba uygun mu? Bunlar çok önemli. Evet. Bu değerlerimizi maalesef yitiriyor muyuz? Birbirimize olan ilgimizi, sevgimizi neden kısıtlıyoruz? Onu da hiç anlamış değilim. Yani bunu engelli ya da engelsiz diye çok fazla ayırmamak lazım. Kesinlikle. Ve bunu zaman zaman maalesef yapılıyor. Zengin fakir ayrımı yapılır gibi engelli engelsiz. Çok aslında gereksiz bir tutum. Neyi paylaşamıyoruz, şimdi, neyi bölüşemiyoruz? Aynı havayı soluyoruz sonuçta. Aynen, kesinlikle. İnsan, evet, hakları engelliler beyannamesinde zaten bu yer alıyor. Engelli, engelsiz diye. Yaşayan herkes bir birey olarak kabul ediliyor. Yani engeline bakmadan, o zaman saç renginden, göz renginden insanları ayırmak lazım. Yani şimdi üçümüz aynı ortamdayız. Ben görme engelliyim, siz sağlıklı bireysiniz ama aldığımız, soluduğumuz hava aynı. Aynen, tabii ki. Bunu yüce yaradan ayırmıyorsa kulların böyle bir, kesinlikle, ayrım yapma şansı kesinlikle olmamalı.
Şimdi bir şeyden bahsetmek isterim yine. Yani biz şimdi adım adım yavaş yavaş ilerliyoruz. Gerçekten şu anda hükümetimizce de atılan çok güzel adımlar var. Bunları yadsımamak lazım ama dediğim gibi hani toplumda bir duyarlılık her şeyden önce. Duyarlılık bilincinin açılanması. Şimdi bizim böyle toplantılarımız olur belli aralıklarla. Genel evet. merkezimiz düzenler. Orada Danimarka şubemizden zannediyorum bir arkadaşımız gelmişti, dinliyor. Dedi ki tamam biz işte hep söylüyoruz. Mesela açık öğretim imtihanlarına girilecek. Şu anda açık öğretimle ilgili şeyler durmuş. Daha önce televizyondan işte anlatan hocalar vardı bu görme engelliler için özellikle. Evet. Onlar dinleyerek çalışıyorlar derslerini. İşte bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar olmuş. Ya da işte çalışma alanları vesaire. Arkadaşımız böyle dinledi ya da işte erişilebilirlik. Biz de dedi şimdi ben bir şey katılmak istiyorum ama bizim her şeyimiz o kadar tam ki dedi. Hiçbir şey yok yani söyleyecek. Bizde zaten her şey düşünülmüş ve yapılmış. Evet. Yani bu üzücü bizim açımızdan ama bir taraftan da bakıyoruz mesela Kosova'dan yaz aylarında bir misafir grubumuz vardı. Onlara göre de bizim ülkemiz çok gelişmiş durumda. Evet. Oralara ki, göre insanlarımız da çok gelişmiş durumda. Evet. Erişilebilirlik durumumuz da onlara göre gelişmiş durumda. Evet. Ama bizim hedefimiz daima ileri. Evet. Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha güzel nasıl olabilir? İnsanlar nasıl daha mutlu ve daha bir arada nasıl yaşayabilir? Bizim hedefimiz o. Evet, Füsun Hanım sohbetiniz gerçekten çok keyifli. Ancak şimdi kısa bir reklam aramız tamam. var ama reklam arasına dönmeden önce ikinci bölümde çok önemli projelerinizden bahsedeceğiz. Evet. Hem izleyicilerimize de birazcık kısa bahsetmiş olalım. Cumhurbaşkanlığı himayesinde aşmak için hareket evet. projesinden evet. bahsedeceğiz. Ve sevgili izleyiciler bu projeye ilişkin de ünlü sanatçı sevgili Kıraç'ın da yer aldığı bir video klip çekildi. O klip geliyor ekranlarınıza ardından kısa bir ara sonrasında Engelsizsiniz kaldığı yerden devam edecek. Cesaret, taş
uçsuz bucaksız denizleri aşarak sonunda karaya vardı. Suları aşan bilim adamları Antarktika'da yargılarını aşabildi. İnsanlar kendilerini hapsettikleri hapishanelerinden kurtulmuş olurlar. Aşmak için hareket. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde engelli ve engelsiz insanların birlikte spor yapacağı Aşmak için hareket kampanyası. Türkiye Beyaz Ay Derneği. Kayıt ve bilgi için aşmakicinhareket.com. Engelsizsiniz. Füsun Hanım'ın keyifli sohbetiyle kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Füsun Hanım, Aşmak için hareketin klip çekimlerine ve projeye ilişkin ayrıntılara geçmeden önce izninizle ben Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanınız Sayın Lokman Ayva'ya çok çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Böylesine güzel bir derneği kurduğu için gerçekten çok mutluluk duyuyoruz, çok gururlanıyoruz açıkçası ve kendisinin engelini tiye alarak birkaç yazısını okudum ve çok çok fazlasıyla etkilendim. Küçücük bir dipnot olarak bahsetmek istedim. İlerleyen sohbetlerimizde kendisinin o engelini nasıl tiye aldığını, nelerle karşılaştığını, ne gibi zorluklarla karşılaştığının örneklerini de sizlerden dinleyebiliriz. Hatta şu an bile dilerseniz küçük bir örnek paylaşabiliriz Lokman Bey'e ilişkin. Evet, hep kendisine ben de buradan sonsuz sevgi ve saygılarımı iletmek isterim Lokman Başkanıma. Zaten biz onun yüksek enerjisiyle böyle bizim de enerjimiz bu kadar yüksek oluyor. Lokman Bey gerçekten çok farklı bir insan. Kendisi gerçekten de çok farklı şeyler düşünen, işte hayata geçiren bu projeler hep onun hayalindeki projeler. Biz de işte elimizden geldiğince böyle destekleyip bu projeleri hep birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi geçen şeyi anlatayım. Bizim Bursa Spor işte maçında pankart çıkarttık. Bu Aşmak için hareket çok geniş bir proje olduğu için toplumun her alanında biz böyle çıkışlar yapıyoruz. Şeyden sonra işte stat çıkışını aradı tebrik etmek için. Füsun Hanım, tebrikler, çok güzel oldu. Tabii dedim, Lokman Başkanım, gözlerinize inanamayacağınız bir proje gerçekleştirdik biz Bursa'da. Doğru söylüyorsun diyor. Gözlerime inanamadım gördüğüm zaman diye. Çok hoş gerçekten. Gerçekten çok çok şekerdir. Çok çok selamlar buradan kendisine. Evet, bizler de kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Umarız bir günde kendisini İnşallah programımıza hep birlikte konuk alırız, değil mi Ali? Çok çok isteriz. Çünkü evet. Çok yoğun kendisi. Bir boşluğunda mutlaka. Evet. Çok örnek de bir insan. Özellikle engellilere, engelli insanın kendi engeliyle nasıl yaşanır, evet, örneklemeleriyle kesinlikle inanılmaz şekilde moral veren kesinlikle ve engeliyle barışan insanlar Lokman Bey'in sayesinde. Kesinlikle tanıdığım öyle bir sürü arkadaşım var bu şekilde. Bu arada lafınızı unutmayın. Bu Kıraç'ın şarkısını da Lokman Bey yazdı. Sözler çok Lokman Bey'e mi ait? Sözler Lokman Bey'e ait. Çok güzel, süper, evet, gerçekten. Çok hoş. Hazır klipten bahsetmişken sevgili ünlü sanatçımız Kıraç da yer almış klipte. Biraz klibi detaylandırarak bahsedelim mi? Şimdi nasıl oluştu, nasıl doğdu? Kliple ilgili sağ olsun sanatçımız çok büyük destekleri var derneğimizde. Söylenildiği anda hiç düşünmeden, tereddüt etmeden kabul etti kendisi. Burada Çekmeköy'deki işte bir engelli okulundaki arkadaşlarımızla birlikte bu klip hazırlandı. Engelli, engelsiz, zaten bu Aşmak için hareket. Engelli, engelsiz bireylerin bir arada olup sportif aktiviteler yapması, işte birbirini daha iyi tanıması en güzel şekilde anlatıldığını düşünüyorum bu klipte de. Gerçekten de yani biz bir arada bir bütünüz, bir arada mutluyuz. Sağ olsun sanatçılarımız da sonsuz destek veriyorlar. Kanallarımız ona keza çok sağ olun. Az TV'ye de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Biz teşekkür ediyoruz tabii ki. Biz sizlerle gerçekten bir şeyleri başarıyoruz.
dediğim gibi yani diğer destekler de devam edecek. İleriki aşamalarda daha farklı şeyler de göreceksiniz. Zaten en büyük destek de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olması bu projenin. Dilerseniz birazcık ben projeden bahsetmek isterim. Buyurun, bu proje ki. Nedir? Çünkü biz Bursa'da ilk ayağını bunun başlattık. 5 Aralık Engelliler Günü'nde. Önceden de küçük çalışmalarımız vardı ama hani ilk ayağı 5 Aralık tabii biz yaptık. 3 Aralık Engeller Günü ama biz pazartesi günü o hafta engeller haftası diye o şekilde başlatmak istedik. Şimdi aşmak için hareket eğitimden istihdama, işte spordan sağlığa, yaşamın her alanında engelleri kaldırmak adına başlatılmış bir proje aslında. Burada ana hedef engelleri birlikte yıkmak. Yani engelli engelsiz bir arada bir şeyler yapacak, bir engelleri birlikte yıkacak. En önemli hedefimiz burada bu bizim. Ana temel bu. Şimdi burada tabii biz tek başına beceremeyiz bunu, yapamayız. O yüzden işte müşterek. Gençlik Spor Bakanlığımız, evet. Sağ olsun çok büyük destekçimiz, Aile Sosyal Politikalar, yine bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız bizim ana destekçilerimiz bu projede. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı her şeyden önce. Onların himayesinde olan, şunu da belirtmek isterim. Cumhurbaşkanlığı himayesinde her projeyi koyamıyorsunuz. Toplumda bir fayda sağlaması gerekiyor. Bu projede bu faydalı projelerden seçildiğinden dolayı bu kapsama alındı. Buradaki hedef 100 bin engelli ve 100 bin engelsiz bireyin bir arada spor yaparak birbirlerini daha iyi tanıması, toplumda duyarlılık, farkındalık yaratmak. Ve kaynaşmalarını sağlamak. Aynen öyle. Şimdi bunun yanında neler olacak? Şimdi engelliler işte spor yaparken engelli arkadaşlarımız biz şu kriterlerle seçiyoruz. Onların engel grubuna göre teknik bilgi ve becerileri neler? İşte hani hangi engel alanı hangi spor dalında faaliyet gösterebilir? Önce bunu tespit ediyoruz. Bunu tespit ettikten sonra buna işte bir karşı grup tespit ediyoruz. Hı hı. Bunlar karma da olabiliyor. Hedefimiz karmadır. Karma olduğu zaman çok daha eğlenceli oluyor. Ya da karşılıklı müsabaka olabilir. Bunlar böyle çok uzun şeyler olmuyor zaten bizim. İşte normal süresinin çok daha azında yapılıyor. İnsanları işte sıkmadan, üzmeden maksat motive olmaları ve mutlu olmaları, birbirlerini tanımaları. Bu dilimlerde sporlarını yaptırıyoruz. Akabinde de işte beraber yemek yeniliyor. Beraber oturup sohbet ediliyor. Orada zaten mailler alınıyor, telefonlar alınıyor. Böyle bir arkadaşlıklar kuruluyor. Hadi bir daha ne zaman yaparız? Onlar kendilerinden zaten böyle istekler geliyor akabinde. Bu şekilde 100 bin engelli, 100 bin engelsiz de Türkiye genelinde bir arada böyle geniş kapsamlı bir aktivasyon yapmak. Evet. Yani ana hedefimiz bu. Bunun bir süresi var mı? Yani tüm yıla mı yayılıyor yoksa? Şöyle takriben bir 2,5 sene sürecek bu. Bilmiyorum hani birazcık adet tamamlanması için biraz daha uzun sürebilir. Belki de çok daha kısa sürede toparlanır ve başka bir projeye başlanabilir. Şu anda bilemiyorum. Ama burada hani spor yapan bedenler farklı olsa da amaçlar bir, kalpler bir olsun. Ana hedef bu. En önemlisi bu. Yani spor bahane aslında ama bahane derken şöyle de bir faydası var. Spor yapıyoruz, hem kendimiz dinde oluyoruz. Bedenimiz güzel çalışıyor, zihnimiz güzel çalışıyor. Bir de en faydalı şey spor, insanların enerjisini boşaltıyor. Bir arada zaman geçiriyor. Bence çok çok güzel bir proje oldu. Evet, sohbetiniz sırasında çok güzel bir cümle sarf ettiniz Füsun Hanım. Amaçlar bir, kalpler bir olsun yeter ki dediniz. Gerçekten çok doğru. Çok insanın gönlüne, kalbine dokunan çok hoş bir insanın duygularını anlatabileceği bir cümle, net olarak anlatılabilecek bir cümle ancak bu kadar olabilir. Dilerseniz bir projeniz daha var 2017 yılına ilişkin. Evet, bizim hatta bu aslında bir şarkı sözü zannedersem, değil mi? Bir dönem çok fazlasıyla ikimiz bir fidanın Güller Açan dalıyız diye devam ediyorum ama şarkısı. Evet, böyle bir projemizin adına dönelim. İkimiz bir fidanız. Neydi? Evet, ikimiz bir fidanız projemiz var. Bir anda proje, dağıldım.
İlk olarak İstanbul'da yapıldı. İkinci şehirde biz Bursa olarak gönüllü olduk. Bursa'da yapalım dedik. Çünkü bizim de Bursa şube olarak çok hoşumuza gitti. Özellikle bizim onursal başkanımız Zafer Bey ile konuştuk. Sağ olsun onun da yani konulardaki faydaları ve katkıları asla yadsınamaz. Dediğim gibi yani grup halinde bu çalışmaları biz hep birlikte yapıyoruz. Şimdi şöyle, engelli engelsiz çocuklarımız bir fide alacağız, onu dikeceğiz. O birazcık işte büyümeye başlayınca o ikisinin fidanı olacak ne bu. Ne kadar güzel. İşte o büyüme esnasında onlar zaten birbirleriyle temas halinde olacaklar. İşte büyüyor mu? Ne kadar Ay, oldu? Çok güzel, İşte sulandı mı? Ne oldu? Ne yapalım? Bu çok güzel bir şey. Yani ortak bir şeyleri olması güzel. Daha sonra büyüyünce zaten bu bir koruluk, bir orman haline dönüştüreceğiz. Böyle bir proje. Bu işte bahar aylarında bunu yapacağız. Hı hı. Çocuklarımızla birlikte yani engelli engelsiz çocuklarımızın iki çocuğun bir ağacı olacak. Hem doğaya katkıda evet, bulunacaksınız evet, aynı zamanda. Evet, bundan daha güzel ne olabilir? Hem, gizli evet. bir yarış da olacak çocukların arasında muhakkak. Kendi fidanlarının da çok büyümesi güzel, için. Gerçekten. Benim tek korkum inşallah bütün fidanlar yaşar ölmesin çok çocuklar. Kesinlikle yaşayacaktır o bence çocukların de. Sevgisiyle. Aynen. Ha, bazıları biraz daha uzun boylu olabilir, gürbüz olabilir. Ama mühim olan o şey, bir arada onun işte bakmaları, evet. birlikte bir şey yapabiliyor olmaları, paylaşmaları o çok önemli. Evet. evet. Yereldeki projelerden bahsedersek, yani Beyaz Ay sonuçta ulusal ve uluslararası anlamda hizmet veren büyük bir dernek. Bursa yerelinde gerçekleşmiş projeleriniz var mıdır, varsa nelerdir ya da ileriye dönük projeler Tabii, nelerdir? Onlardan da bahsedelim. Şimdi bizim Bursa'da da pek çok projemiz var, yapıldı. Daha önceki yıllarda yapılan birkaç projeden de bahsetmek isterim. Gerçekten onlar da çok ses getiren projeler oldu. Mesela bir mutlu aile projesi yapmıştık bundan birkaç yıl önce. Karacaali'deki Gençlik Spor Bakanlığı'nın tesislerinde 700 kişi, yani bunun içinde engelli ve aileleriyle birlikte tatil yaptırıldı. Evet. Hı hı. Ve buraya gelen misafirlerimiz tek kuruş para ödemediler. Hı hı. Ve çok ilginç, mesela Güneydoğu'dan gelen misafirlerimiz de vardı orada ve hiç deniz görmeyenler de vardı içlerinde. İlk defa deniz görmüş olan ailelerimiz, engellilerimiz evet. de vardı. O da çok önemli. Ve şey olayı onda çok güzeldi. Sadece engelli değil, ailesiyle birlikte, ailesi de dinlendi ve onlara hiçbir iş yaptırılmadı. Engellilere gönüllü arkadaşlarımız zaten orada refakatçi oldular, baktılar. Evet. Çok güzel bir 15 gün geçirildi Tam orada. Tam bir kaynaştırma Kesinlikle olmuş. Kesinlikle öyle. Yani bu yaz aylarında tekrar aslında istiyoruz o tarz bir şey ayarlayabilirsek. Çünkü çok hala istek var. Hı. Hala diğer şubelerden arkadaşlarımız da çok herkesin çok hoşuna gitmiş. Yapar mısınız diye. Yine İşkur'la birlikte yürütülen çağrı merkezi projemiz oldu. Çağrı merkezi ve bilgisayar eğitimi sertifika verildi. Buradaki gelen arkadaşlarımıza iş bulundu. Bu da önemliydi. Yine göstermek isterim. Bu bizim korna çalma, engel çıkarma. Biz gösterelim tamam, böyle. Siz tamam. anlatmaya devam edin. Şimdi bu da çok güzel bir projemizdi bizim. Biliyorsunuz biz korna çalmayı çok seven bir milletiz. Gerekli gereksiz her yerde işte korna çalarak biraz hem çevreyi rahatsız ediyoruz hem kişileri rahatsız ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var, kornayı çalıyorsunuz geç diye ama o insan engelliyse zaten orada panik oluyor. Daha kötü bir sonuç veriyor. Mesela engel, nasıl diyeyim size, hani engeline yönelik bazı işte panik atak geçiren de olabiliyor orada. Eli ayağı boşanan da oluyor. Tabii. Ne yapacağını bilemeyen de oluyor. Bu normal sadece engelli için değil, yani toplumda hepimiz için. Yani bu bir çevre kirliliği engelliliği.
kanaatimce. Şimdi biz bu dönem buna da tekrar el atacağız. Ve bu korna çalma engel çıkarma projesine yeniden devam ediyoruz. Bu devam eden bir projemiz olacak Bursa'da. Yine bir sürü işte tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. Onu zaten söylemiyoruz. Evet. Yine Bursa'nın fetih şenliklerinde bu kortejlerde biz de yürüyüşlere katıldık engelli arkadaşlarımızla. O çok önemliydi. Onlar çok mutlu oldular. Çünkü Bursa'da işte halk oyunları, korolar, çeşitli sivil toplum örgütleriyle birlikte bizim engelli arkadaşlarımız da aynı kortejde yer aldılar. Böyle yürüyüşler yaptık biz onlarla. Projeleriniz o kadar renkli, o kadar güzel ki siz anlattıkça biz o projeye dahil olmuş gibi hissettik kendimizi açıkçası. Tabii ki siz de görmek isteriz aramızda. Yani çok coşkulu, çok renkli projeler gerçekten. Anlatımlarınız da çok güzel. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ama maalesef ki üzülerek belirtmek istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür etmek istiyorum yanımıza geldiğiniz için. Bize o kadar güzel mesajlar verdiniz ki, o kadar güzel, keyifli bir sohbet oldu ki bir başka programda yeniden sizleri ağırlamak dileğiyle diyoruz. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Engelsizsiniz'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Şunu unutmamakta fayda var. Engelli olmak, hayatı yaşamak için asla bir engel değil. Hemen onun altını çizelim. Ve bizler sizlere olan desteğimizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Sözü Ali'ye devretmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Kapanışımızda Aşmak İçin Hareket klibinin sevgili ünlü sanatçı Kıraç'ın yer aldığı Aşmak İçin Hareket klibi gelecek ekranlarınıza. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Aşmak İçin Hareket, biz de yeniliyoruz. Projeyi destekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Sure.